mikrofon. Maçın hazırlıklarını yaparken Adana ve Spor takımının çok renkli oyunculardan kurulu olduğunu hem analizlerde hem çalışmalarımızda, oyuncularımızla konuşarak görsel anlamda yapmaya çalışmışlar. Yani Adana ve Spor takımının biz belli bir süre içerisinde durdurabilirsek diye skorda bir dengeyi belli bir süre götürebilirsek diye belki avantajdan oyun düzeyinde öne doğru taşıdığımızda belki avantaj yapabilir düşünüyorduk ama maç bizim planlamamızda olmayan bir şok golle başladı tabii. Bu şok golden sonra sahada oyun üstünden kopan bir oyuncu grubumuz vardı. Şimdi bugünkü maçı çok istiyorlardı. Çok kendilerini bu maça adapte etmişlerdi. Fakat o şok gol bizim takımın dengesini bozdu. Yani ilk 15-20 dakika tamamen bir kabus gibiydi yani. Bir ara dengeyi sağlar gibi oldu. O dengeyi sağladığımız zamanında da yani çok net pozisyonda bulamadı ama Adana Demirspor takımı bugün bu golden sonra çok renkli olan ön tarafıyla ve geniş alan gruplarında çok etkili olan oyuncu grubuyla bizi inanılmaz derece sıkıntıya sokmuşlar. Buldukları golle ikinci ilk yerdeki buldukları ikinci golü değil, yani 2-0'da getirdiler. İkinci yarıya biz sakat oyuncular bizim için önemli, çok önemli olan oyuncularımızın. Hiç olmasa bir dahaki haftaya onları hazırlama anlamında attığımız bölümlerde onlara oyunu alacağımız anda yediğimiz üçüncü gol tamamen bizim takımın oyundan kopmasına neden olacağımızdayken aldığımız Ahmet Demir'le Ezen'in en azından takımın biraz daha önlü top tutmasını sağladı. Sakat oldukları için oynatamadığımız 2-3 oyuncumuzun ön tarafta çok az. Bizim bu kadar kaliteli takım karşısında bu oyuncu eksiklerimizin bugün çok hissettiğimizi düşündüm. Tabii maçtan önce de konuştuğumuzda Ahmet Derel'in ayağındaki şişliği bir dönemdi. Ancak 15-20 dakikada bile Eze 2,5 aydır yoktu. Maçtan önce onunla da konuştum. O da aynı şeyi söylüyor. Yani tam hazır değilim. Yavaş yavaş ben hazırlandım dedi ama son 20 dakika ben de oynayabiliyorum. Hem bir de antrenmanda eski sakatlığı yüksekti. 2-3 tane bizim gerçekten çok etkili olan oyuncularımızın oyunun başında olmamasının da cezasını çekti. Dediğiniz gibi bir tane oyuncumuz var. Yani biz bu kadar geniş, kaliteli kadroların karşısında bizim için çok önemli olan 3-4 tane oyuncunun olmaması da bizim için çok büyük bir sıkıntı yani. Sahada gerçekten ben çok keyifli bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuların canı gönülden kutluyorum. Adana Demirspor'da bundan sonraki maçlarında başarılar. Hocam maça santrforsuz başladınız. Furkan genelde orta saha oyuncusu ama santrfor mevkiinde görev aldı. Biraz önce de Ahmet Derin'in de Eze'nin hazır olmadığını söylediniz. Ocak transferinde orada Eze'nin de sakat olduğunu düşünerek oraya bir hamle yapılması gerekmiyor muydu yani? Furkan'la başladınız bu kadar hayati maça. Şimdi tabii o geçmişte kalır. Onu yargılamayacağız ama şimdi bugün ve yarın ne yaparız ona bakacağız. Ahmet Derin'in tabii işte santrforsuz siz dediğim gibi ya santrforsuz başladı ön taraftaki o oyuncunun olmaman eksikliğini hissettim. Ama yine belki grupla bunu yapabilirdik diye düşündüm. Oyuncu grubuyla da bunu yapabilirdik diye düşündüm. Çünkü Adana Demirspor ikinci bölgede kaptığı toplarla üçüncü bölgeye geliştiğinde gerçekten her yerde geniş alanı bulduğunda çok etkili işler yapabilir bir oyuncu grubuna sahip. Biz de bunları belki bu arada durdurabiliriz diye. Furkan'ı hem ofansif anlamda hem ikinci bölgedeki kalabalık ve sağlam anlamda düşündüm. Ama dediğim gibi tabii planlamamızda bu kadar çok erken gol yoktu. Bundan sonra artık elimizdeki mevcut kadronu inşallah bundan sonra Ahmet Dereli, Ezeli sağlıklı bir şekilde ekip içerisinde olursa en azından bizim alternatif şanslarımızla birlikte sahadaki görüntümüzü de değiştirecektir diye düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı? Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.